Merhaba, 2 haftalık aradan sonra tekrar beraberiz. Bu 2 hafta zarfında bugün dünyanın ekonomik ve finansal çekirdeğini oluşturan 4 merkezin ikisinden geçtim. Amerika ve Avrupa. Diğer 2 merkez de Japonya ve Çin. Bu 2 merkezde olup bitenler gittikçe içinden çıkılmaz bir labirent yaratmış durumda. Ne kadar çabalanırsa çabalansın, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik yavaşlama ve bir türlü yok olmayan dezenflasyon tehdidi ortadan kalkmak bilmiyor. Ne yazık ki bu 4 merkezin merkez bankaları 2008 yılından beri uyguladıkları politikalarını sürdürmeye inatla devam ediyorlar ve 2008'den daha büyük bir küresel finansal kriz olasılığına karşı yangına körükle gidiyorlar. Bu 4 merkezi de tek tek ele alalım. Avrupa ile başlayalım. Bir türlü toparlanamıyor, bir türlü istenen büyüme yakalanamıyor. Ülkeler aşırı borçlu, yatırımlar asgari seviyede, bürokrasi bir felaket. Şimdi 10 Mart'ta bir daha toplanıyorlar. Zaten Draghi işe başladığından bu yana tam 47 kez toplandı. Hep ne gerekiyorsa yaparız dedi. Ama ne yaptığı ve yaptığının da neye yaradığı hala meçhul. Perşembe günü büyük bir olasılıkla yine genişlemeye gidecek. Aylık tahvil alımlarını 10-15 milyar euro artıracak ve faizi daha da negatife çekecek. Piyasalar da önce buna sevinecek, sonra durumun farkına varıp bir sonraki toplantıyı beklemeye başlayacak. Draghi ve Avrupa Merkez Bankası ise kafası kumda, kıçı dışarıda deve kuşunu oynamaya devam edecekler. Parasal genişleme işe yaramıyor. Çünkü yapılan finansal genişlemeyle piyasaya giren para finansal oyuncuların eliyle varlık alımlarına gidiyor, halkın ekonominin cebine girmiyor. Bu formatta bir genişleme sürdürülebilir değil. İleride ortada alacak tahvil kalmayacak, faizler de daha da negatife indirmek pek işe yaramayacak. Çünkü faiz negatif olduktan sonra ha -1 ha -20 olmuş fark etmez. Gelelim Japonya'ya. Hadi küresel kriz 8 yaşında. Japonya 25 yıldır aynı senaryoyla boğuşuyor. Abenomics ile beraber onlar da parasal genişleme fikrine bayıldılar. Negatif faiz kervanına onlar da katıldılar. Yaramayacak. Çünkü genişleme parası halkın ve ekonominin cebine gitmiyor. Üçüncü merkezimiz parasal genişlemenin mucidi Amerika. 2008 kriziyle birlikte merkez bankaları sağ olsun batmasına izin verilemeyecek kadar büyük banka ve finansal kurumları kurtararak halkına şahane bir mesaj verdi. Bu kurumların karına değil zararına ortaksınız dedi. Ardından ortalığa değil bu finansal kurumların kasalarına helikopterle para saçarak hisse senedi ve varlık fiyatlarının patlamasına neden oldular. Halkın ve ekonominin cebine 5 dolar gitmedi. Fed şimdi uyandı. Ben hisse senedi piyasalarını ilelebet desteklemek zorunda değilim diyor. İstihdam çok iyi, konut piyasası iyi gidiyor, iç tüketim canlanmaya başladı. Artık genişlemeyi terk edip faizleri artıracağım dedi. Dedi ama duvara çarptı çünkü ticaret partneri dünya berbat gidiyor. Bu 3 merkezde eninde sonunda bir araya gelip parasal genişlemenin bir işe yaramayacağını anlayacak ve merkez bankalarının gücünün sona erdiği konusunda da anlaşacaklar. Aslında yapılacak tek şey kaldı. Parasal genişlemeyle dolaylı yönden ekonomiye gitmesi gereken ama gitmeyen paranın dolaysız yönden doğrudan ekonomiye gitmesini sağlayacak önlemler alacaklar. Bunun başında da kamu harcamalarının artması geliyor. Yeni yollar, köprüler, havalimanları, tüneller yapılacak. Bu sayede inşaatçı, mermerci, temizlikçi, elektrikçi yani gerçek ekonomi o parayı görmeye başlayacak. Bizim memleketin de çarkları yıllardır böyle dönmüyor mu? Parasal genişlemenin finansal kurumlara peşkeş çektiği bol para, ucuz kredi olarak gelişmekte olan ülkelere gelince işte size köprüler, yollar, tüneller, çılgın projeler ve işte size yılda %4, %5 büyüme. Gelelim 4. merkeze, Çin'e. Bizdeki gibi kamu harcamaları ve muhteşem projelerle yıllardır sürdürülen model çökmedi ama artık tökezlemiş durumda. Ekonomi yavaşladı ve daha da yavaşlayabilir. Devlet eskisi kadar merhametli değil. Çünkü bankaların ve kredilerin durumu pek iç açıcı değil. Özetleyeyim. Japonya ve Avrupa parasal genişlemenin işe yaramadığını hala görmedi. Amerika ve Çin gördü. Ama hem küresel hem de iç koşullardan dolayı başka adım atamıyorlar. Eninde sonunda hepsi görecekler. Çünkü şimdiki durum sürdürülebilir değil. Görünce hepsi
kendi ekonomilerini besleyecek çılgın projelere sarılacaklar. Bu da 2008'den beri üzerinde yan gelip yattığımız o likidite hamağının ters yüz edecek. O zaman ne yapacağız? Katarlar aynı hevesle para göndermeye devam edecekler mi? Bankalar yüzde kaçlı kredi verecekler? Bu kredilerin ne kadarı takipteki krediler sınıfına girecek? Merkez Bankamız faizi sıfıra da çekse saygınlığını koruyabilecek mi? Döviz rezervlerini koruyabilecek mi? Sanayinin çarkları dönecek mi? Belki de ben fazla kötümserim. Sizleri duyar gibi oluyorum. İt ürür, kervan yürür. Belki de haklısınız. Ama para arzının yılda %20 artıp da enflasyonun negatif çıkan bir ülke olarak burası başka bir yer. Belki de kervan yolda düzelir. İyi haftalar.